Evet hocam, Endüstri Meslek Lisesi'ne beraber getiriyordu ama beraberliği sağlayamadı. Üstün görükmesine rağmen Recep Gencer oyunu 1-0'la kendi lehine kapatınca Balıkesir'e gitme hakkını kazandı. Yorum alalım. Sevgili Zeki, Recep Gencer çok akıllı oynadı. Beraberliğin kendini yettiğinin farkındaydı. Oyunu çok iyi soğuttu. Fizik gücünü iyi kullandı. Fazla koşmadan oyunu rölantide tuttu. Özellikle ikinci bölümde zamana dayalı, oyunu soğutmaya dayalı, oyunu durdurmaya dayalı olayı profesyonelce yaptı. Fakat çok disiplinli oynadılar. Recep Gencer biraz zaten bu maça göre çok akılcıydı. Recep Gencer'i bu bakımdan tebrik etmek lazım. Çok ilginçtir ki Emre'yle daha iyi pozisyonlara girmesine rağmen son hareketlerde yetersiz kaldı. İlk yarıda mesela çok umutla beklediğim Barış'ı ve İlhan'ı hiç kullanamadı. İlhan, Manyas'ı seyrettiğim İlhan'la alakası yoktu. Çok kendine oynayan, seyirciye oynayan bir yapıdaydı. İlhan'a buradan dikkat diyorum. Orta üçgen çalışmadı. Ne zaman ikinci yarı oyuna Berke girdi, Emre'nin orta sahası çalışmaya başladı. Yani Emre bugün biraz daha akılcı olsaydı maçı kazanabilirdi. Fakat Emre son bitirici noktalarda beceriksiz kalınca sonucu ister istemez Recep Gencer'e hediye etmiş oldu. Cankat'la başlamaları da yanlış bir yorum. Sağ bek Cankat, sağ bek değil bir kere, çok ağır kaldı. Daha sonra oyundan alındı. Emre'nin en iyi futbolcusu Mustafa'ydı. İkinci yarı akılcı bir şekilde ileriye çıkarıldı. Yani Umut'u tanıyamadım Metinspor'dan. Bu Umut oynadı mı oynamadı mı fark edemedim. Eğer bugün Emre'yle orta sahasını iyi gözden geçirip Barış ve İlhan'ı iyi kullanabilseydi bugün maçı ortak olur, hatta kazanabilirdi. Ben Recep Gencer'i kutluyorum. Burada çok ilginç türbünden gelen bir yorum. Seyirciler, öğrenci seyirciler İshak Hoca'ya çok güzel bir espri yaptılar. Söylesene İshak Hoca, takım neden oynamıyor? Bu sorunun cevabını herhalde İshak Hoca sene içinde futbolcularına anlatacaktır.